Ne oldu? Bakın bugün mesela çok enteresan kullanılan ifadeler özellikle şu. Birdenbire her zaman, yani birdenbire her zamankinden daha güçlü demeye başladılar. Yani Bild mesela diyor ki Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ilişkilerindeki konumunu överek NATO'ya şantaj yapıyor. Putin hem de Zelenski ile çalışabiliyor şeklinde bugün kapaklarına yansıtmışlar. Batı'nın yeni güçlü adamı diyor mesela. Yani bu hızlı değişiminde göz önünde bulundurulmasına fayda var şu noktada. Yani aslında o gün kapak yaparak oy ver, demokrasiyi koru, Erdoğan'ı gönder diyenler aslında 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta milletimiz kapak yaptı, onlara kapak yaptı. Bugün de biz o milletimizin yaptığı kapağı Avrupa basınının kapaklarında görüyoruz. Batı'nın yeni güçlü lideri mesajıyla. Tam Hasan Basri Bey'in dediği müttefik tanımına uyuyorlar değil mi? Öyle. Yani müttefik, evet, aynen öyle. Yani zaten NATO'nun kuruluş amacı da Sovyet karşısında bir savunma ittifakı. Yani kurulma sebebi 1949'da o. Ve onun da gerekliliklerini yerine getiren bir ittifak üyeleri, mensuplarını görüyoruz. Uluslararası ilişkiler birbirinden bağımsız gibi görünür gelişmeler uluslararası ilişkilerde. Mesela işte F16 ile bizim İsveç'in NATO üyeliği arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki normal şartlarda? Yani birisi bizim Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız bir ticaret. Ötekisi NATO'ya bir ülkenin üye olması. Ama uluslararası ilişkiler söz konusuysa her şey girift oluyor. Evet. Biz de buna uygun bir pozisyon alıyoruz. İşte Avrupa Birliği kartının ortaya konmasının sebebi de bu. Şu an eli İsveç'le alakalı bir güçlüyken, yaptırım gücü daha fazlayken Sayın Erdoğan aslında Türkiye'nin hem batıya dönük olumsuz bir durumunun olmadığını, çünkü en fazla ihracatı da bu tarafa yapıyoruz. Önemli yatırımlar da geliyor. Belki bu çok fazla konuşulmuyor. Hep Orta Doğu yatırımları üzerinden konuşuluyor ama Türkiye'ye 2022'de en fazla yatırım Hollanda'dan geldi. Yani Avrupa ülkesi olan Hollanda'dan geldi. Katar'dan falan gelmedi. Benim için yani paranın nereden geldiği, yabancı sermayenin nereden geldiği çok önem arz etmemekle beraber bir kesim için maalesef ki arz ediyor. Kayıt dışı olmayan her türlü yatırıma Türkiye bir şekilde olanak sağlayan bir ülke. O bakımdan ben Sayın Erdoğan'ın bu NATO zirvesini, Avrupa'nın ve Batı'nın ikircikli tavrını, ikiyüzlü tavrını gün yüzüne getirme noktasında, tekrar dünyanın huzuruna sunma noktasında önemli bir fırsat olarak kullandığı ve güçlü olan, şu gün güçlü olan elini de Türkiye'nin menfaatleri noktasında her türlü stratejiyi satranç gibi dizayn ederek kullandığı kanaatindeyim. Peki Murat Bey ile devam edelim. Buyurunuz Sayın Murat Yılmaz, size bırakalım sözü. Nasıl bir NATO'yu geride bıraktık?